Haberin kuzeye açılan kapısı TV55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Ona demeden önce bir Eyüpspor'u sormam gerekiyor. Eyüpspor hakikaten konuşulacak bir noktaya geldi. Arda Turan'ın öğrencileri 3 maçta 7 puanda yani hayal gibi bir başlangıç yaptılar. Yani ben Özcan Purde'nin lafı bu. Özcan Purde üzerinize afiyet, biraz gripti. Pazar günü program yapayım mı yapmayayım mı falan şey yapmasak falan havasındaydı. Biraz hastayım diyordu. Ama maçı 1-0 kazanınca Eyüp maçın son düdüğüyle beraber bana mesaj attı. Yarın saat 10'da 12'de şey yapalım, program yapalım diye. Özcan Purde'yi de iyileştirdi Eyüpspor'un galibiyeti. Eyüpliler çok mutlu hocam. Eyüpspor'la ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi ben maçı dikkatle seyrettim. Biliyorsun ben de eski Eyüplüyüm. Dikkatle seyrettim. Yani Arda Turan'ı kutluyorum. 3 maçta 7 puan almak önemli bir hadise. Ve yani Eyüp takımının da kadrosu belli. İyi bir kadro var ama kadro da belli. Şimdi bu oyuncular ligin boyu uzun. Ligin boyu kısalmadı henüz. 3. hafta oynandı. Bu oyuncularla lig çıkartılabilir mi? Şimdi Arda Turan'ın bu hesabı da yapması lazım. Çünkü Recep Niyaz ilk maçta sakatlandı diye biliyorum. Herhalde ağır bir sakatlığı var. Şimdi Sivasspor deplasmanı da çok zor bir deplasman. Süper Lig'de her takım için zor bir deplasman. Böyle bir zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesi Eyüp'ü büyük başarı. Bunu söylemem lazım. Ancak tabii Eyüp 1-0 kazandı ama Tiam'ın bir vuruşu var, direkten döndü. Başka kaçırılan goller var. Kalecinin kurtardığı toplar var. Şurada çok önemli bir şey var yalnız. 70. dakikadan sonra Eyüp takımı durdu. Yani Eyüp takımının kondisyonu bitti. Ben buradan Arda Turan'a da Eyüp takımına da buradan seslenmek istiyorum. Yani Eyüp takımı 70 dakikalık bir takımdı Sivasspor karşısında. 70. dakikadan sonra maçın son düdüğüne kadar Eyüpspor çok zorlandı. Çok zorlandı. Buna acilen bir çözüm bulması lazım Arda Turan. Yani sadece deplasmanlarda değil, içeride oynanacak maçlarda da çok zor duruma düşer Eyüpspor. Eğer takımınız 70 dakikalık bir oyun ortaya, 70 dakikalık bir mücadele ortaya koyabiliyorsa, kalan 20-25 dakika uzatmalarla hatta 30 dakika bu takım nasıl dayanacak? Çok büyük bir tehlike olarak gördüm ve Eyüp takımının kondisyon olarak bittiğini gördüm. Tabii bunun nedenleri Sivas'ın yüksek rakım olması olabilir, işte yorgunluklar olabilir, sezonun yeni başlamasından dolayı takıma yüklemeler yapıldı kamp döneminde, ondan dolayı olabilir. Ama 70. dakikadan sonra takım durdu. Ben buradan uyarıyorum, eğer böyle devam ederse bu sıkıntı Eyüp takımının başına dert olur, Arda Turan'ın başına da dert olur. O zaman onlara da söyleriz. Yani ilk 3 haftada alınan 7 puan sizi yanıltmış. Bakın üst üste bu mağlubiyetler geldi. Bir de Eyüp takımını zenginleştirmeli. Yani bu ligde oynayabilecek kalitedeki oyuncularla derinlik kazanmalı Eyüp takımı. Çünkü sakatlıklar var, cezalar var, formsuzluklar var. Yani hepsi bir araya gelebilir. O zaman Eyüp takımı sıkıntı yaşar. Bence bu sıkıntıyı yaşamaması için de bu kadro derinliğinin 8 Eylül zannedersem herhalde transferin bitiş tarihi. 8.50'de kadar bu eksikliklerini Eyüp'ün tamamlaması lazım. Yani takım ilk 11 eksiklik içerisindedir demiyorum. Ama bu takımın derinliğe ihtiyacı var. Yani bir stoperin sakatlandığında yerine aynı değerde, aynı mücadeleyi verecek bir stoper kulübende oturuyor olması lazım. Veyahut da bir santroforun sakatlığında mesela Tiam şimdi çok önemli bir adam bizim liglerimizde. Fenerbahçe, Kayseri, Pendik, Eyüp formalarını giydi yani. Çok iyi bir oyuncu. Şimdi Halil Akbunar. Yani baktığınızda kanat oyuncuları bunlar. Mesela Mitsu çok iyi. Saiz keza çok iyi. Yani Ahmet Kutucu var hocam.
Ahmet Kutucu'yu da söylemek lazım. Ahmet Kutucu'yu ben geçtiğimiz yıldan beri söylüyorum. Eyüp'ü sırtlamış, taşımış iki oyuncu vardı. Biri Caner Erkin, biri Ahmet Kutucu. Şimdi Ahmet Kutucu bu hafta gol atınca sen Ahmet Kutucu diyorsun. Ben geçen yıl... Yok hocam, Ahmet Kutucu'yu da Özcan Purde ile ilgili yaptığınız programlarda hep bu ligin üstünde diye söyledim. Belki size söylememiş olabilir. TFF birinci ligde bu iki adam taşıyor diye defalarca söyledim. Bugün de çok güzel bir gol attı yani. Onu söylemem lazım. Ama biliyorsun Ahmet Kutucu geçen sene uzun dönem sakatlandı. Bir adale sakatlığı yaşadı. Oynamadı. İşte bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Yani Ahmet Kutucu var, Halil Akbunlar var, Tiyan var, Bruno var. Yani takıma baktığında çok iyi oyuncular var. Şimdi defansta Robin Yalçın oynuyor. Öteki stoperde zenci olan stoper baktığında ya şimdi bu oyuncular sakatlanırsa yerlerine mutlaka ki Eyüp takımında yerlerine oyuncu var ama aynı kalitede sahada aynı mücadeleyi verecek oyuncuya ihtiyaç var. Yani bu Süper Lig öyle kolay bir yer değil. Adamı şaşkına çevirirler yani. Yani farklı oynanıyor bu Süper Lig. TFF birincilik gibi değil. Böyle değerlendirmek lazım. Yani Eyüpspor sahada mücadele olarak ayakta kalamazsa, 70. dakikada pili biterse, bir de kadro derinliğini sağlayamazsa, yani daha dur bunlar başlangıç maçları yani. Yani bunlar başlangıç maçları, işin zorlaşır. Ben Eyüp takımında böyle bir şey gördüm yani. 7 puan çok büyük başarı. Lige çok iyi girdiler. Ama 70. dakikadan sonra takım tekliyor. Tekledi. Ve bu kadro derinliğinin olmadığını düşünüyorum. Onun için bu kadro derinliğini sağlayacak oyuncuların transfer edilmesine ihtiyacı var. Yani en azından bu takıma böyle 2-3 tane daha. Bana göre 3-4 tane. Yani rakamı yükselteyim 2 değil de 3-4 tane. Bu takımın ilk 11'inde her zaman oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var. Çünkü bu lig böyle bir lig yani. Sen de biliyorsun. Samsunspor'u yakından takip ediyorsun. Cezalar oluyor. İşte mesela Emre Kılıç'ın çenesi kırıldı değil mi yani? Adam. İşte bir hemen oyundan düşüveriyor. Onun için bunlar çok önemli. Bir de enteresan bir şey. Transfer yasakları geliyor. Yani biz şimdi kulüplerin şu an içini bilmediğimiz için UEFA'da, FIFA'da dosyaları oluyor. Bir bakmışsın transfer yasağı geliyor. Kadroda derinlik yoksa, zayıflık varsa o da sana bir handikap olur. Ha, bu vardır diye söylemiyorum Eyüpspor için. Varsa şimdiden tedbirini almak lazım. Derinlikli bir kadro yaratmak gerekir diye düşünüyorum. Arda Turan da futbolculuk kariyeri çok büyük bir kariyer olan bir insan. Yani Arda Turan'ın çok büyük bir kariyeri var futbolculukta. O da bu işleri yaşadı, gördü, biliyor. Herhalde beraber Murat Özkoy ile beraber, Fatih Kulaksız'la beraber bir tedbir alacaklardır diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. Eyüpspor'da biz de dediğiniz gibi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Sevdiğimiz, sempati duyduğumuz bir takım. Başarılar diliyoruz. Sivasspor'a da keza öyle. İlave edeceğiniz bir şey var mı? Vallahi yok. Yani bu hafta esas bizim seyretmek istediğimiz Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Trabzonspor gibi takımların maçları yoktu. Biraz da Alanyaspor Göztepe maçına baktık. Orada da iki tane benim yani futbollarını beğendiğim iki kulübün beraberlikte sonuçlanan bir mücadelesi vardı. Bu büyük takımların maçları olmayınca işin zevki de olmuyor yani. Tadı tuzu da olmuyor. Demek ki bizim Süper Ligimizde Türk futboluna değer katan, lezzet katan takımlar, tuzu biberi olan takımlar bu büyük takımlarımız. Onun için onlara fazla yüklenmeden, bir de bir çok önemli bir şey var ya arkadaş. Şimdi bu ben anlamadım şimdi. programı kapatırken onu da söyleyelim. Ya bu Galatasaray kulübünde büyük iddialar var. Acayip derecede yöneticilerin de bu bilet satma işinde olduğu ve bu işten 56 milyon euro para şey yapıldığı, elde edildiği gibi söylentiler var. Bu bir büyük kulübümüzde bu söylentiler hiç yakışmıyor. Bence bu işlerin bir an önce açığa kavuşturulması lazım. Ama ben bir şey söyleyeyim yani Galatasaray'da vardır yoktur bilemem ama 56 milyon euro çok büyük bir para. Yani anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir para.
bu konunun mutlaka bütün yönleriyle açığa çıkartılması lazım. Fatih Altaylı da bunları söyleyip duruyor. Fakat bunlar başka kulüplerde oldu. Oluyor. İşin püf noktası bu. Tamam. Sadece gideceklerse Galatasaray'ın üstüne gitmesinler. Bari hepimiz yanalım da aydınlığa çıkalım diyorum yani. Futbola bir aydınlık için bir kibrit çakmak gerekiyor herhalde. Bir kibrit çakarsa patlayacak ama kimse o kibriti çakmaya cesaret edemiyor. Galiba biraz da kara para aklama işi var. Bu Galatasaray özelinde söylemiyorum ama Türk futbolunda bu ne yazık ki var gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum. O da ayrı futbol, bir program konusu olacak kadar derin bir konu. Futbol, yani Türk futbolu yani öyle söyleyelim. Bahisçilerin eline kaldı diye bir nokta koyalım bu gece. Peki bu bir virgül olsun çünkü bundan çok program çıkar. İnşallah bir dahaki programda tekrar bu konuları ele almayız inşallah da yani bir başkaları ele alır. Yani bize kalmaz bu işler diye söyleyelim ama çok da umutlu değiliz onu da belirtelim. Efendim Özcan Pehlivanoğlu'na ben çok teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamını bize ayırdı. Süper Ligi konuştuk tüm boyutlarıyla. Çok gündem yok dedik ama bir sürü gündem varmış meğer. Bunların hepsini tek tek ele aldık. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeniden görüşelim efendim. Kendinize iyi bakın.